Merhaba. Merhaba. Ben internetlerden Ferah Event. Ben de Terra. Daha önce radyo programı olarak yaptığımız mukaddime notlarının bir geriye dönüşü, bir başlangıcını yapma gereği duyduk. Şimdi kayıtlarımızı da dinlemek isteyecek olanlara kısa bir başlangıç, kısa bir ön söz yapmak için İbn Haldun'un okuduğumuz ve tartıştığımız Mukaddime isimli eseriyle alakalı kısa bir giriş yapacağız. Biz niye bu kitabı okuduk? İbn Haldun kimdir? Ve bunun içinde bizim işimize yarayan ne gibi kavramlar vardır? Ve mukaddime nedir? Mukaddime nedir? Bundan başlayacağız. Evet. Belki duymuşsunuzdur tabii ki İbn Haldun'un ismini ama kısaca nedir? Bu insanın derdi nedir? Neyle ilgilenmiştir? Bundan başlayalım. Terra, biraz anlatır mısın İbn Haldun kimdir? Tabii, şöyle çok kısa bir şekilde İbn Haldun kimdir? İbn Haldun 27 Mayıs 1332 yılında Tunus'ta doğmuş. Arap alimdir. Daha öncesinde ailesi İspanya'dan göçmüştür Tunus'a. O da büyük vebadan dolayı İspanya'dan, Sevilla'dan Tunus'a göçmüşlerdir. Ve 1406 yılında Mısır'da, Kahire'de vefat etmiştir. Bu yaşam süresi boyunca Kuzey Afrika'nın çeşitli devletlerinde, emirliklerinde, sultanlıklarında görevler almıştır. İspanya'da Kastilya Kralı'na elçi olarak gitmiştir. 1400'lü yılların başında Timur'la Mısır'a Şam'a saldırmaması için konuşmuştur. Yani daha doğrusu o Şam'a giden Timur'a giden heyet içinde yer almıştır. Ve ufak bir konuşması olmuştur. Bunu yine kitabında bahseder. Şöyle bir şey yapalım mı yine plansız bir şekilde? İbn Haldun'un içinde bulunduğu dönemi nasıl özetleyebiliriz? Ya da şöyle genel bir çerçeve versek. İbn Haldun'un mesela İspanya açısından düşünelim. İspanya'da dönüm noktası 1492. Evet. Belli bir sürecin bitişine işaret ediyor ama bütün Müslümanların ve Yahudilerin İspanya'dan kovularak Reconquista hareketinin bittiği tarih 1492. Ama bu tarihten önce bir süreç aslında. Belli bir süreç başlamış çok daha öncesinden. Bu süreç mesela nasıl özetleyebilirsin? Yani şu buna bu döneme İslam tarihçileri şey derler. Tevafü mülük, yani ufak devletler birlikteliği diye söyleyebileceğimiz ufak beylikler dönemi. Çünkü 711'de Müslümanlar İspanya'yı fethettikten sonra 1100-1200'lere kadar çok böyle hakim şekildeler. Fakat daha sonraki dönemlerde yerel hakimiyetlere dönüşmeye başlıyor bu beylikler. Daha doğrusu yerel hakimiyetleri kırılıyor, dönüşüyor. Yani bir anlamda siyasi krizin yaşandığı bir dönem. Bunun aynı mütekabiliyetini şeyde görebiliriz aslında. İslam dünyasının Mezopotamya ayağında da görebiliriz. Daha öncesinde Emeviler ve Abbasiler gibi büyük varlıkların, büyük devletlerin olduğu dönem sonrasında hem Haçlıların hem de Moğolların 1200'lerde, yani Haçlılar biraz daha erken, 12. yüzyılda, Moğolların 13. yüzyılın ortalarında İslam dünyasının kalbine yaptığı saldırılarla hakimiyet, o büyük birliktelik, imparatorluklar bir anda tuzla buz oluyor. Yani hatta şeylere dönüşmeye başlıyor. Şehir devletlerine dönüşmeye başlıyor. Ve ciddi manada bir siyasi bir kriz var. İbn Haldun da bu dönemin, yani 12. yüzyıldan başlayıp 13. 14. yüzyıla kadar süren siyasi krizin çağında yaşıyor. Şimdi mukaddimeye buradan gelmek gerekirse, mukaddime dediğimiz şey aslında
İbn Haldun'un yazdığı tarih kitabının ön sözü. Zaten mukaddime giriş demek. Giriş demek. Kelime anlamıyla giriş demek yani. İbn Haldun'un bir derdi var. Ve bu derdi tamamen içinde yaşadığı dönemden bağımsız değil, bununla alakalı. Tabii. Yani şöyle söylemek lazım. Bütün yani bu şey anlamda felsefi metinler, yani siyasi olarak da bunu düşünebiliriz. Felsefi metinlerin yazıldığı dönem içinde değerlendirilmesi gerekir. Hı hı. Ve bunlar bu metinler, hı hı, yazarının kafasındaki sorulara cevaptır aslında. Buradaki soru da hep üzerinde durulduğu üzere popüler kültürde de herhangi bir yerde çoğu insanın da duyduğu şekli İbn Haldun'un metoduyla alakalı olarak imparatorlukların ya da büyük devletlerin oluşması ve çöküşü. Çöküşü. Bundan bahsediyor genel olarak. Evet. Yani aslında Ümran dediğimiz, yani kitabında Ümran dediği bugünkü anlamıyla medeniyete, uygarlığa tekabül eden kavram çerçevesi içinde, hı hı, ve ek bir kavram olarak asabiyetle beraber, hı, insan toplulukları nasıl bir araya gelir, nasıl gelişir, nasıl devletleşir, nasıl neşvi neva bulur, hı, ve nasıl çökerler bunun üzerine. Şey çok önemli burada aslında. Çöküş kavramı içinde yaşadığı dönemle de alakalı olarak kriz dönemiyle, buhranla, yani Osmanlıcası ise buhran kavramıyla çok yakından ilişkili. Bu kriz dönemiyle, buhran döneminin analiziyle alakalı hazır bahsetmişken üç temel şeyden bahsedebilir miyiz? Ümran, üç temel kavramdan. Ümran, asabiyet ve benim aklımda olan şey galebe. Üç şeyden bahsetsek. Aslında biraz daha genişletebiliriz. Hani şeyi de unutmamak lazım. Hadari Bedevi. Diyalek dilini de unutmamak lazım. O zaman asabiyet ve Hadari Bedevi'den çok kısaca bir bahsedelim. Ben yani şöyle bir şey. İbn Haldun bahsederken, tarihten bahsederken, bu giriş konuşmasından bahsederken belli bir metodunu oturtarak bunun üzerine tarihten bahsetmek istiyor. Yani sadece haber vermek, belirli hikayeleri anlatmak değil, belirli analizi yapmak istiyor ve bu ruhundan buhranla alakalı bir çözümleme yapmak istiyor. Bunu da Ümran, yani devletlerin içinde bulunduğu medeniyet ve çeşitli aktivitelerini anlatarak yapıyor. Toplulukları anlatırken ise, devlet ve hani siyasi kısımlar dışında toplulukları anlatırken ise, toplulukların kendine has olan dinamiklerini açıklamak için asabiyet diye bir kavram ortaya koyuyor. Asabiyet, toplulukların birbirleri arasındaki ilişki, yani toplum, belli bir topluluk, belli bir birim olan topluluğun bireylerinin kendi aralarındaki ilişkilerini belirleyen çekim gücü. Durkheim'dan alıntı, Durkheimci yaklaşırsak topluluk bilinci, group feeling. Diyebileceğimiz, evet, bir şey. Erken Marx'ı düşünürsek Verkehr, yani alışveriş ya da trafik, kendi aralarındaki alışverişleri gibi düşünebileceğim. Bir arada olma hali. Ve bu bir arada olma hallerinin güçlülüğüne göre ya da güçsüzlüğüne göre ikiye ayırıyor. Bedevi ve Hadari. Tabii bunun çeşitli coğrafi, daha fiziki nedenleri de var. İsminden anlayacağınız gibi Bedevi yerleşik hayatta olmayan, göçebe olan, hayatla ve özellikle doğal hayatla belli bir mücadele halinde olan, bunun içinde birbirine kenetlenmiş olan topluluklar. Bunlar yerleşik hayatta yaşamış ve yerleşik hayatın sınırlarında olan, zor durumda kalmış topluluklar için de geçerli. Hadari ise şehir hayatını yaşayan, özelleşmiş işle beraber daha çok bireyselleşmiş ve birbirleri arasındaki ilişkileri biraz daha gevşek olan topluluklar. Gayet güzel.
Ve bunların arasındaki ilişkiyle alakalı olduğu için, bu iki topluluk arasındaki ilişki olduğu için bir diğer konu da galebe mevzu. Galebe. Bir de tabii şunu da unutmamak lazım. Bedevi göçebelikle, yani göçebe iktida kavramıyla da alakalı. Arapçadan ilk anlamında. Bedevi ile Haderi arasındaki diyalektik ilişkiyi asibiyet üzerinden kuruyoruz. Ve daha büyük genel çerçeve içinde, yani bu Bedevi, Hadari ve arasındaki diyalektik asabiyet diyalektiği üzerindeki genel çerçeveyi, ilişkiyi daha büyük çerçeve içinde İmran içinde değerlendiriyor. Yani Hadari yahut da Bedevi'den bağımsız olarak insanların topluluk halinde olmasını İmran diye değerlendiriyoruz. Buradan hareketle İmran kavramı İbn Haldun'un ortaya attığı ve İlmi İmran kavramıyla da ortaya attığı yeni bir bilim aslında. Aslında biraz daha şeye gidebilirse, yani gerisine gidersek, daha öncesinde böyle bir ayrım göremiyoruz. Böyle bir analiz metodu yok mu? O yüzden de Mukaddime ve İbn Haldun tarih bilimi için ve genel olarak sosyal bilimler için çok merkezi bir yer işgal ediyor. Çünkü daha öncesinde tek tek olayların birbirinden bağımsız, neden sonuç ilişkisi bağlamından bağımsız kaydedilmesi var. Ama İbn Haldun bunu bu ilişki çerçevesi içine oturtmaya çalışıyor. Senin biraz önce söylediğin kavramlar ilişkisine oturtmaya çalışıyor. O yüzden de çok mühim bir iş yapıyor. Şunu söylemek lazım. Bilim tarihi, bilim tarihçiliği açısından da İbn Haldun'un yaptığı şey çok önemli. Çünkü İbn Haldun'u o düzlem içerisine Aristolarla başlayıp bugüne kadar gelen, eğer belli bir bilim tarihi çizgisi çizeceksek, oraya çok rahat oturtabildiğiniz bir karakter, rasyonalist bir yapısı olduğu için herhangi bir çözümleme yapılacağı zaman bunları doğal yasalar dahilinde bunlarla tutarlı olacak şekilde değerlendiriyor ve herhangi bir metafiziksel bir kavram eğer kullanılacaksa bir olayı açıklamak için hani Occam'ın jiletini kullanmaya benzer şekilde en basit, en doğal, en hani fiziki yasalara uygun olacak olanlarını kullanarak gerçekleri açıklamaya çalışıyor. Şunu da söylemek lazım. İbn Haldun'un kitabının daha ilk başından itibaren epistemolojik, yani bilgi felsefesi açısından, hikmet felsefesi açısından belli bir derdi var, belli bir sıkıntısı var. Normalde bilim tarihçiliğinde bu fizikçiler ya da doğa bilimcileri, astronomlar vesaire, onların bilgi alma ilişkisi üzerinden işlenir. Yani bir gerçeğin bilgisine nasıl ulaşabiliriz, gördüklerimizin gerçek olup olmadığını nasıl anlayabiliriz konusu hep fiziki bilimler açısından düşünerek değerlendirir, ama İbn Haldun bunu tamamen bilgi alma aracı olan haber üzerinden değerlendiriyor ve bu haberin ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunun nasıl değerlendirilmesi gerektiğini, bunun içinde belirli metodların, belirli düşünce şekillerinin, belirli kategorilerin olmuş olması gerektiğini ortaya koyarak çözümlendiriyor kendi açısından, o dönem açısından. Bu nedenle çok temel bir eser. Yani şöyle diyebiliriz aslında, felsefe için mantık neyse, fıkıh için fıkıh usulü neyse, tarih ilmi içinde İlmi İmran, işte şeyinde İbn Haldun'da bahsettiği bu yeni bir bilim, kendisi de farkında yeni bir bilim kurduğunun, İlmi İmran bu derecede bir usul bilimidir diyor. Yani bizi tarihi bilginin sahihliğine ve en iyi şekilde ve doğru şekilde değerlendirmemize yarayacak bir vasıta olarak görüyor. Bir mikyas, bir ölçü aracı olarak kullanıyor. Eğer diyor
hatta şeyde var metinlerde bakarsanız yani şey diyor, bu kurallara uyup değerlendirip elimize gelen haberi bu kurallara göre, elimizdeki İlmi Yura'nın getirdiği kurallara göre değerlendirip doğru mu yanlış mı olduğuna karar verebiliriz diyor. Bu açıdan da mühim. Bir sonraki noktaya geçme açısından 10 dakikayı da çokça aşmışken son bir kavram olarak da galebeden bahsedip mesela bitirsek diyorum. Şöyle bir şey aklıma geldi galebeyi anlatmak için. Bizde de bazen söz edilir galebe çalmak diye. Yenmek, belli bir grubu yenilgiye uğratmak, mücadeleye girmek olarak açıklanabilecek bir şey. Benim anladığım biraz daha kendi tanıdığım, bildiğim literatür aşinalığı nedeniyle tarihin ilerlemesini sağlayan ya da ilerlemek derken pozitif ya da negatif anlamda değil ama zamanın geçmesi anlamında, bazı şeylerin değişmesi anlamında tarihin ilerlemesine sebep olan şey galebe çalmak ve özellikle bedevi toplulukların, asabiyeti güçlü olan bedevi toplulukların, asabiyeti zayıflamış olan hadari topluluklara galebe çalması. Yani bir yerde ümran bilimi var, bir yerde elimizde topluluk birimleri var, bedevi, hadari ve bunları tarihsel bir çerçevede zamanın ilerlemesini sağlayan araç da galebe çalma kavramı. Biraz buna böyle görüyorum. Yani şöyle diyebiliriz aslında. Bedevi toplulukları harekete geçiren asabiyet. Evet. Asabiyeti elde eden bedevi toplumlar, göçebe toplumlar kendi aralarındaki en güçlü asabiyet kimse ona tabi oluyorlar. Ve bu asabiyetin sonucunda ise yani en güçlünün altında birleşen bedevi topluluklar yine kendi içinde aslında bir galebe çalma var. Bedeviler arasında bir galebe çalma var. Bir ana bir çatı altında hadariler üzerine galebe çalıyor. Bu anlamda yani bu kavram çerçevesi içinde değerlendirdiğimiz zaman daha sağlıklı görebiliriz. Tabii şeyi sağlayan ne? Asabiyeti sağlayan nedir diye soracak olursak, yani başta söylediğimiz o bir arada olma hali ve daha da temelde zor şartlara sahip olma, daha az iş bölümü, daha doğrusal bir toplumsal ilişkiler bütünü. Çünkü şeyde hadalikte şeyler artıyor. Farklılıklar, iş bölümü yoğunlaşıyor. İnsanlar ve cemiyet gücü dağılmaya başlıyor. Bu anlamda asabiyeti de dağılmaya başlıyor. Bedeviliğin böyle bir şeyi var. Özelliği var ve bunu kullanarak hadariliği yeniyor, galebe çalıyor ve haderi olan toplumun yerine oturuyor. Benim tarihin ilerlemesinden kastım şu, tam olarak da ifade etmediğin için üstünden geçiyorum. Bedevi toplumların belli bir dinamizm getirmesi. Hadari toplulukları. Gevşemiş olan hadari topluluğun içine girerek ona yeni bir dinamizm sağlıyor. Ve eski unsurları da kullanarak, eski gelenekleri de kullanarak, hadarilerin kullandığı gelenekleri kullanarak yeni bir sentez oluşturması ve daha sonrasında ise bedevilerin de 3 nesil sonra, yani şey diyor İbn Haldun 3 nesil sonra 4 nesil sonraydı galiba hadariliğe dönüşmesi. Yani şeyde aslında bir devrevilik var burada. Bedeviler asabiyet gücüyle harekete geçiyor çevreden. Merkeze doğru harekete geçiyorlar. Çünkü insan tabiatı lükslere, işte şehrin getirdiği rahatlığa temayül diyor. Burada öyle bir şey var İbn Haldun'un. Öyle bir ön kabulü var. Hadarilik şehre yönelirler. Hadariliğe yönelirler. Hadariliği galebe çalarlar.
işte şehre veya işte Ümrana, oradaki Ümrana sahip çıkarlar. Ve zaman içinde bu Bedeviler de hadarileşmeye başlar. Ve belli bir süre sonra başka bir Bedevi grup aynı süreci tekrarlamaya başlar. Yani büyük bir çevrimsellik, devrevilik var burada. Bence burada bitirelim. Daha konuşuruz biz konuşursak. Evet, şey olması açısından, bir darbu mesel kayıt bırakmış olma açısından burada bitirelim. Evet. Şunu belirtip bitirelim. mukaddimenotları.wordpress.com'da bu kitabın gerisini, geri kalanının okumalarının büyük bir kısmı kayıt olarak bulunuyor. Çeşitli belgeler de var. Kayıtların bir kısmı eski olduğu için eski, yani eksik. Ama bizim niyetimiz bu eksikleri tamamlamak ve de İbni Haldun'un bu birimlerini kullanarak hem onun yaşadığı Akdeniz dönemi, Akdeniz toplumuyla alakalı olan konuları tartışmak, tarihi yorumlamak İbni Haldun'un yaptığı gibi, hem de bugünle ilgili olan paralellikleri bulup hakikaten çok tutarlı ve rasyonel olduğu için İbni Haldun bugüne de uygulanabildiğini göstermek. Bizim bu okumayı yapmamızın da nedeni buydu. Bunu da yaymak istememizin de nedeni insanların yararlanacağını düşünmemiz. Evet. Senin söyleyeceklerin? Yani aslında sürekli konuştuğumuz şeyler olduğu için sen gayet güzel özetledin. Güzel bir konuşma oldu diyelim. Bu kadar.